Kemoterapi vermek için ister erken evrede olsun, ister lokal ileri evrede olsun, ister de geç evrede olsun pek çok faktörü birlikte düşünüp ona göre karar veriyoruz. Bütün hastalar kemoterapi almıyor aslında. Erken evrede ileriye dönük hastalığın geri gelme lüksünün daha yüksek olduğunu gösteren bir takım belirteçler var. Biz bunların bir kısmını hastanın patoloji raporundan anlıyoruz. Bazen de patoloji raporunun dışında bir takım genetik testleri, tümörün genetik profilini isteyebiliyoruz. Bu ülkemizde yapılmıyor. Yurt dışında yapılabilen bir test ve biz Acıbadem Hastanesi bünyesinde, meme ünitesinde gerekli hastalarda sıkça kullandığımız bir test. Çoğu zaman kemoterapi alsın mı almasın mı kararında bize yön veren bir test. Böyle bir test istenebiliyor. Lokal evrelerde çoğu zaman kemoterapi veriyoruz. Eğer hormon reseptörleri çok güçlü değilse. Erken evrede de, lokal evrede de, geç evrede de hastanın tümörünün hormon reseptörü içerip içermemesi, bölünme hızının yüksek olup olmadığını gösteren parametreler kemoterapi alsın almasın bizim için önemli. Bu arada hastanın menopoza girmiş girmemiş olma durumu da bizim için önemli. Menopoza girmeyen hastalar kemoterapiden daha fazla yarar görüyorlar. Çünkü kemoterapi aynı zamanda yumurtalıklar üzerinde de bir etki yapıyor. Bunun yanında tabii hastanın dört dörtlük kemoterapi alması gerektiği bir durum olabiliyor ama hastanın performansı yani birlikte olduğu hastalıklar, ağır kalp hastalığı, ağır şeker hastalığı ya da başka hastalıklar sizin kemoterapi vermenizi de engelliyor olabilir. Dolayısıyla hastalığın hepsini bir kefeye koyup tartıp ona göre karar veriyoruz.